Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İniyoları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Evet size yine çok güzel sıralı çıtı bir model hazırladım. Modelimi göstereyim. Evet modelim bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bakın sıralı bademlerden yaprak hazırladım. Ve ucuna da kirpiklerden çok güzel böyle minik çiçek hazırladım. Ben bu çiçeği çok seviyorum arkadaşlar. Hem görünüşü bakın çok hoş duruyor. Yapımı da bir o kadar kolay. Kirpikli 5 tane böyle tek yapraktan oluşan bir model hazırladım. Yapımı da o kadar kolay bakın. Şöyle minik badem yaprakları ve üzerine de kondurduğumuz çiçeklerimiz. Çok hoş ve güzel bir duruşu var. Şöyle tülbent üzerinde de göstereyim. Tülbenti de ışık rengi bir tuhaf oldu. Rengi çok şu iple biri bir aynı renkte olan. Fakat şöyle tek kata açıldığındandır arkadaşlar. Şöyle çok açık bir renk gibi. Boz bir renk gibi duruyor. ışık yansımasından kameraya. Yoksa gerçekten bakın çok hoş güzel bir renklerle yaptım. Bunu mor ve açık pembe ile tonlama yaparak iki renkli de yapabilirsiniz. Ben ekranda böyle rengarenkliği çok güzel duruyor diye arkadaşlar bu şekilde şöyle sarı, mavi ve tülbentin kendi rengi olan mürdümle hazırladım. Şöyle bir de modelimi beyaz zemin üzerinde de göstereyim arkadaşlar son olarak. Şöyle bu şekilde bakın. Çimeni çok hoş böyle bademli tek yaprak. Farklı arkadaşlar ilk önce çiçek kısmını sonra yaprak kısmını yaptım bu modelde. bu şekil bir model. Evet. Modelimizi tanıttık arkadaşlar. Şimdi yapılış kısmına geçerek nasıl yapıldığına bakalım. Evet, şöyle tülbentimi ikişer zincir çekerek kenar tığlama işlemlerini hazırlıyorum. 696 nolu videomda tüm püf noktalarıyla köşe dönemi işlemiyle mevcut oradan izleyebilirsiniz şimdi arka tarafı tamamen unutuyoruz arkadaşlar ilk başlar gibi başlayacağız bakın arkada yaptığımız yapraklar çimeni unutalım tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitliyorum ve 3 tane zincir çekerek 3 tane tığ battı yapacağım 3 zincirimi çektim hemen tığ battıma girip sabitliyorum 3 zincir tığ battıya girip sabitledim. Tekrar 3 tane zincir tığ battıya girip sabitledim. 3 zincirli 3 tane tığ battı yaparak başladık ve bir zincirle şöyle ters tarafına döndüm. Sık iğne ile girip buraya sabitliyorum. Ve 7 tane zincir. 5 6 ve 7 eli bulan onlar 6 tane zincir çekebilir arkadaşlar şöyle fazla büyük bir yuva olmayacak yuvamızın büyüklüğü bu kadar bir zincirle hemen dönüşümü yaptım buraya tığ battımın içine şey yuvamın içine sık iğne ile girip şöyle dalımın daha yukarıda durmasını sağlayacağım 12 tane zincir çekiyorum 6 7 8 9 10 11 ve 12 12 zinciri yuvaya kapatıp bir tane dal oluşturdum şimdi bu çiçeğimiz için dal Arkadaşlar şu bir sık iğneyi bu dalı yukarıda tutsun diye yapıyoruz ve 7 zincirden buraya kirpik yapacağız 5 6 ve 7 7 zinciri çekip kirpik oluşturdum yine 7 zincir 6 ve 7 oluşturdum ikinci kirpiğim şimdi üç tane zincir çekiyorum üçüncü bu yedi zincirli kirpi trabzan olarak yapacağım şöyle bakın 1 2 ve iki bu şekil yaparsanız madem çok güzel duruyor arkadaşlar bakın üçüncü bu yedi zincirli kirpi üç sefer aldım trabzanla yaptım dört tane zincir çekiyorum sıkı sıkı dört zincirimi çekiyorum İpimi her zaman söylediğim gibi iyice esnettim. Zincirleri de sımsıkı çekerek kalıp gibi bir yaprak yapacağım. Bak Şimdi 4 zincirden bir tane yuva oluşturdum. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Bir defa tığı doladım. Hemen şöyle 1 2 ve 2. Bakın trabzanımı şöyle kalın olsun diye sıkı sıkı aralıksız bir trabzan yaptım şimdi iki tane Pardon üç tane çekiyorum arkadaşlar iki az geliyor 3 zinciri çekip dönüyorum bir defa tığımı doladım şöyle son kalan tek kalana 1 2 ve iki bakın arkadaşlar bu şekilde çok güzel bir bademden yaprak elde edebilirsiniz dönüşleri e, e, sık iğne ile değil de bu şekilde trabzanla yaparsanız şöyle güzel bir badem yaprağınız olur 7 zincir çekiyorum 6 ve 7 3. tığ battı ya sabitledim kapattım şöyle bakın arkadaşlar bu ne kadar şu yaprak seviyesi ve bu artma seviyesi ne kadar gerekiyorsa size bağlı zincir sayınız bir eksik veya bir fazla yapabilirsiniz. Yani şu kısmı, şu yatırma kısmını bu şekilde oluşturdum. Şöyle yakından göstereyim bak. Şimdi ilk başladığımız bu 3 tığ battı seviyesine geldik. Hemen bir tane daha yapıp arkadaşlar daha anlaşılır olmasını sağlayalım. 2 zincirde bırakmıştık. Bir tane daha çekip 3'e tamamlıyorum ve kapat. 3 zincirimi çekiyorum. Bu iğne oyasında olan bir çimen bu şekilde tığ oyasında da var arkadaşlar. Evet, 3 tane tığ battığı hazırladık. İlk başladığımız noktaya geldik ve buraya hemen tığ battığımızın içerisine sabitliyorum. 7 tane sıkı sıkı zincir çekiyorum. Ve hemen yanındaki battının içerisine girip yuvayı oluşturdum. Bakın şöyle göstereyim. Dönüldüğü için. Hemen bir zincirle düz tarafına döndü. Bak ters tarafından yuvayı hazırladık. Düz tarafına da bir zincirle bir sık iğne yaptım yuvaya. Şimdi 12 tane dal için zincir çekiyorum. 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Buraya dalımı kapattım. Bu şekilde bu büyüklükte bir dal. Ve 7 zincirden 3 tane kirpik. Bu birinci. Kapattım bu yuvaya. 4, 5, 6 ve 7. Bu da ikinci. Üçüncüyü de şöyle 3 tane zincir çekiyorum. Trabzanla yapacağız. Bakın ama aynı boyutta olacak. Bir defa tığı doladım şöyle bir şöyle iki şöyle iki bakın bu yedi zincirli kirpikle trabzanım aynı boyda ve buraya 4 zincir çekiyorum hemen çevirdim ters tarafını ilk kirpiğe girdim bu dört zincirden birinci yuvayı hazırladım şimdi iki zincir çekiyorum bir defa doladım sonuncu yuvayları trabzanla yapıyoruz ilk başta aynı şekilde şimdi de Şöyle sonuncu yuvaları trabzanla yapıyoruz. Köşesi güzel duruyor. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Tek kaldığım yuva tek kaldığı için bir de sonuncu yuva. Sonuncu yuvaları trabzanla yapıyoruz. 1 2 ve 2. Bakın. Bu şekilde bademimiz hazır ve 7 zincir çekerek yaprak işlemini bitiriyoruz. 7 zincirimi çekiyorum. 2 tane tığ battı bırakıp 3. tığ battıma bu şekilde kapattım. Evet dediğim gibi bunu ölçerek 2 veya 3. zincir sayısı da aynı şekilde. ikinci çimeni de yaptık. Şöyle 1 2 3 zincir tığ battı yapıp iki tane bırakalım. Çiçeğimize geçelim. Evet. Tığ battıları şöyle sökülmemesi güzel dursun diye yapıyoruz. Şimdi yenisini yapmayacağız. İki tane yeterli arkadaşlar. Şöyle hazır çimenimiz. Bakın çiçeğin yapılışına geçelim. Evet şöyle yapmış olduğumuz dalımızın içerisine girip ipimizi tutturduk. Üç tane zincir çekiyorum. Bir defa iki defa tığı doladım ve yuvaya dalın içerisine iki ara boşluğunu vermeyiz vermeyeceğiz. Kalın olmasını istiyorum arkadaşlar. Evet, tırabzanımız hazır. Şimdi tepesine 5 tane zincir çekiyorum. 5 zinciri tırabzanımın içerisine kapatıp oluşturdum. Şimdi iki defa tığı doladım. yuvaya girdim. Şöyle 2. Şöyle 2 ve 2. Tırabzanımız bu şekilde olacak. Şöyle 5 zincir. E kapatıyorum buraya. 2 defa tığa yıdaladım. Arasına zincir hiç çekmiyorum arkadaşlar. Şöyle 2 2 1 2 3 4 ve 5 zincir. Kapattım. Tekrar iki defa tığa yıdaladım. Yuvaya giriyorum. Şöyle 2 2 ve 2 4 oldu. 5 zincirimi çekip kapatıyorum. 2 defa tığı doladım. Sonucu trabzanım arkadaşlar. Şöyle 2, şöyle 2 ve şöyle 2. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Kapattım trabzana. Kirpiğimi oluşturdum. 1, 2, 3 zincir. Ay ilk başta olduğu gibi sonuncuyu da 3 zincir çekip yuvaya kapatıyorum bu şekilde daha güzel şöyle toparlaksı bir duruş oluyor yukarıda ipi koparmaktansa böyle yaparsanız daha güzel oluyor arkadaşlar Evet şimdi ipimizi koparıp çiçeğimizi şöyle dalımızın orta yerine tırnağımızla tam ortalayıp yerleştiriyoruz Evet aynısından bir tane de sarısını yapalım Evet, bu dalı da yapalım. Şöyle boş kalmasın. Dalımızın içine yine sık iğne ile ipimizi sabitledim. 3 tane zincir çekiyorum. Ve iki defa tığı doladım. Hemen dalımın içerisine girdim. 2 2 2. Trabzanımız hazır bu şekilde. Ve 5 tane zincirden kirpik yapacağız. 5 zincir şöyle kapatıp oluşturduk iki defa tığı doladım hemen yuvaya girdim şöyle iki iki ve iki beş zincir Tırabzan aralarına kapatıyorum bu şekilde tığımızın başını iki defa yuvaya girdim şöyle iki iki ve iki 5 zincir. Şöyle arkadaşlar. Kapatıyorum kirpiğimi. 2 defa tayı doladım. 2 2 ve 2. 5 zincir. yuvaya girdim bir iki defa doluyorum 5. ve sonuncu trabzanımı bu şekilde yapıyorum. Bakın 2 şöyle 2 şöyle 2 5 zincir ve kapattım. 5 tane sayın arkadaşlar. 5 tane olduysa yine 3 zincirli aşağı inip dalımızı şöyle çiçeğimizi bitirelim arkadaşlar. Bu şekilde hep fıstık yapıyoruz arkadaşlar genelde. Farklılık olsun. Fıstık veya fıstığın üzerine geçirdiğimiz zincirleri sık iğne ile bir taç yapıyoruz. Şöyle tırnağımızla tam ortalayacağız bu 12 zincirli dalın tam ortasına bu şekilde yerleştireceğiz arkadaşlar. Şu ipleri yakayım. Bitmiş haline bakalım. Evet, modelimi tamamladım arkadaşlar. Şöyle uzaktan görün diye bu şekilde de koydum. Evet modelin bu bitmiş hali bu çok güzel şöyle zarif bir model oldu bakın arkadaşlar çoğaldıkça model kendini daha güzel gösteriyor modelimiz böyle tülbenti bitirdiğinizde iğne zarifliğinde de çok hoş ve güzel bir oya olacak bakın şöyle yakın plan tutayım görmeniz için çoğaldıkça modelimiz bakın şöyle bademden de yapraklar Tıpkı iğne oyasında olduğu gibi şöyle sil bir sil bir durdu. Ben çok beğendim arkadaşlar. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Emekler için de beğeni ve yorumlarla destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Şöyle bakın böyle ışık daha az vurduğu için daha hoş duruyor türbentimizin rengi de gerçekten güzel oldu arkadaşlar hep fıstıktan veya da bu kirpiklerin üzerine değil sık iğneden artık farklılık istediğiniz için isterseniz bu modeli yapabilirsiniz arkadaşlar gerçekten yapılası değer bir model olduğunu düşünüyorum Evet Allah'a emanet olun arkadaşlar hoşçakalın